Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir White Rift videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün White Rift'te son çıkan şampiyonumuzla yani Wukong'la rütbeli gireceğiz. Gerçekten çok güçlü olan ve aynı zamanda hem ormancı hem de dövüşçü olarak oynanabilen bu Wukong şampiyonumuzu, hatta hemen şöyle şuradan da göstereyim karakterimizi, sizlere anlatmaya çalışacağım. İşte nasıl oynanır, team fightlarda işi nedir, ne zaman TF yapar, ne zaman GG gelir, bunların hepsini elimden gelince sizlere anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi karakterimiz, şampiyonumuz hem suikastçı olarak oynanıyor hem de şöyle dövüşçü olarak oynanıyor. Ama ben genelde suikastçı olarak oynayan tarafım. O yüzden bu şekilde ekipman dizilimim var. Şöyle hemen sıradan göstereyim. Belki sizin de oynayışım hoşunuza giderse bu ekipmanları takaraktan kendinizi Wukong'a az çok alıştırabilirsiniz. Pentalar, 4x4'ler veyahut da ne bileyim sıfırdan yükselişe geçebilirsiniz. Şunları da göstereyim abi. Aynı bu şekilde. Birazdan savaşa geçeceğiz arkadaşlar ama ondan önce görmüş olduğunuz gibi 870 poro parası var. Onunla birkaç tane sandık açalım. Bakalım video uğruna belki güzel bir şeyler çıkar. Ben hepsini biriktirdim ki poro sandığından video uğrunda neler çıkacak hep beraber buna şahit olalım diye. Şöyle ilk sandığımızı açalım usullerinizle. Bir bakalım abi neler veriyormuş. %5 ihtimalle özel dönüş, süs, vadi amblemi, simge, İfade ve son olarak da şampiyon pozu veriyormuş. En çok da şampiyon pozu verme ihtimali varmış. Şöyle ilk poro sandığımızı açalım abi. Ya da şöyle hepsini bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra tamamlarız abi zaten. Şöyle direkt fazla şeye kaçmadan tamam 3 tane de alabiliyoruz zaten. 4 tane poro sandığımız oldu. Şöyle bir gidelim onları hemen açalım. Kullan diyelim abi. Hatta hepsini şöyle direkt kullana basalım. Bakalım neler verdi bize. İki tane karakterimizin dönüş, base'e dönüş hareketi mi desem, pozu mu mozu mu desem onları verdi. Bir tane de başka bir şey açıldı. Aynen poz vermiş. Bir Vayne'in gece avcısı pozunu vermiş. Bir de Shin Zhao'nun, Damasya'nın hizmetkarı şeyini vermiş abi. Pozunu vermiş. Şöyle gidip kullanabilir miyiz abi bunları? Hemen de kullanalım. Kişiselleştir. Savaş bayrağı. Şunu al. Kullan abicim tamam. Bunun ne işe yaradığını zaten birazdan görürüz. Ekstradan da bir tane simge vermişti arkadaşlar. Hadi video uğruna onu da takalım abi. Şöyle kuşanalım. Tamamdır. Şimdi savaşımıza geçeceğiz arkadaşlar. Lütfen videoyu başından sonra atlamadan izleyin ki siz de Wukong'u çok güzel bir şekilde kapabilirsiniz. Karşınıza gelince en azından nasıl savunacağınızı veyahut da kullandığınız zaman rakipleri nasıl amande edeceğinizi bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Hadi savaşa geçelim. Ben savaşa geçerken de like atıp kanalıma abone olarak da beni desteklemiş olursunuz ve bu tarz videoların devamının gelmesini sağlamış olursunuz. Hadi o zaman savaşta görüşürüz. Evet gençler savaşa yavaştan geçiyoruz. Bizim takımı ve karşı takımı görüyorsunuz. Çok kıran kırana bir mücadele olacak. Zaten aldığımız karakterlerden ve karşı takımın da almış olduğu karakterlerden bunu kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Savaşımız başladığı zaman Wukong'un ilk hangi skill açılır? TF'de ilk hangi skill atılır? Veyahut da skill'lerin sırası nelerdir? Bunların hepsine yavaştan değinmeye çalışacağım. Şöyle bir savaşımız başlasın da hepsine yavaş yavaş değinir. Gösteririz abi elimizden geldiği kadar. Savaşımız başladı arkadaşlar. Şöyle hemen bir ilk önce item çıkalım. Tamam. Ben Wukong oynarken ilk önce kırmızı mı mavi mi sorusunu yetineyim arkadaşlar. Ben her zaman ilk önce maviye giderim. Çünkü jungle karakterlerin genelde mavisi yani manası çok hızlı bitiyor. İlk önce birinci skill açarım. Ne işe yarıyor abi bu skill derseniz. Birinci skill hem düşmana vurunca bir can çekiyor. İster düşmana vurun, ister minyona vurun, ister ormana vurun. Şöyle hatta okutayım size görmeyenler için. 35 can iyileştirmesi sağlar diyor. Ekstradan bir sonraki saldırının menzilini arttırır falan. Gerçekten çok etkili ve aynı zamanda da kritik vuruşlarınız için birebir bir skill. Birinci skill. Şunu hemen bir keselim abi. Birinci skill'den sonra şunu keselim zaten. İki level olur olmaz. Açacağımız skill'i söyleyeceğim. Şunu keselim abi hızlı bir şekilde. Tamam. İki seviye olur olmaz ben üçüncü skill açıyorum arkadaşlar. Çünkü üçüncü skill hem düşmanların üzerine atlamanızı sağlıyor. Ekstradan da 5 saniyeli çok hızlı bir şekilde saldırı hızınızın artmasına vesile oluyor. Ve bu sayede 5 saniye içinde takır takır vurduğunuz düşmana ekstradan fazla hızlı hasar verip onu da kesmeye vesile olabilirsiniz. Yukarı durumlar ne abi? Tamam yukarısı çok da sıkıntılı değil. Bunları kestikten sonra 3 seviye olacağız arkadaşlar. Hatta kesmeden önce olacağız. Bir tanesini keselim şöyle. Normalde görmüş olduğunuz gibi 3 seviye olunca millet bazıları şey yapıyor. 3 skillini de açıyor ama ben genelde 3 seviye olunca 1. skillimize ağırlık veriyorum. Çünkü 2. skill hem kaçarken arkanızda klon bırakıyor hem de saldıracağınız zaman klonla birlikte
combo yapmanıza olanak sağlıyor. Ama ben daha 5 seviye olmadım ve yenge gitmeyeceğim için genelde ilk skill'i güçlendiriyorum. 4. seviye olur olmaz da 2. skill'imizi açıp en sonda ultimizi açıp bu şekilde skill'lerimizin sırasını tamamlamış oluyoruz. Ben bu şekilde oynuyorum. Siz tabi dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Açmak istediğinizde ilk önce açabilirsiniz veyahut da sona bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 seviye olduk ve şimdi şu şekilde arkamızda kulon bırakarak hızlı hızlı kırmızımızı yani redimizi alıp takımımıza birazdan gank'e gideceğiz. Şunu keselim abi hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar normalde şuradaki son jungle'ımızı da kesip 5 seviye olmamız lazım ama ben onu kesip zaman kaybetmek istemediğimden şuradaki yan pire gideceğim ama orada Lee Sin geliyor abi. O biraz vursun. Ben çalacağım zaten. Ama adamlar orada biraz sıkıntı. Şöyle ben onu alabilir miyim? Yok abi. Oradan arkadan Yasuo geliyor. Benim bir an önce kaçmam lazım. Ve beni çok kötü sıkıştırdılar. Evet. Bizim takımın azizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok. İlk killimizi karşıya vermiş olduk ama hiç sıkıntı yok. Ne kadar kill verirsek verelim. İllaki bu oyun bir şekilde toparlanacak. Wukong'un bu gücüne de hepiniz şahit olacaksınız. Takıma adam akıllı gank'e gitmek çok yanaşmıyor belli ki. Çünkü takım arkadaşı orada ölürken adam base atmayı seçiyor. O yüzden sağ tarafı biraz kendi haline bırakacağım. Sol tarafta daha iyi gank'e gelebileceğim yerler var. Şöyle arkadan dalacağım abi. Sağ tarafa gitmek doğruydu aslında ama adam bizle oynamadığı için kaybettik buradaki TF'yi. Şöyle şu şekilde dalarsak belki oradan bir şey çıkarabiliriz dedim de yok. Takım gerçekten çok kendi kafasına buyruk oynadığı için olmuyor. O yüzden randomlarla çok girmeyi de tasvip etmiyorum arkadaşlar. Tekrardan ormanımıza dönelim. Sıkıntı yok. Karşıya bir kill verdik. Ama olabilir böyle şeyler. Çevrilmeyecek bir şey değil. Toparlanmayacak bir durum değil. Takım biraz birbirine oturursa gerçekten bu maçı da çevireceğimize ben şahsen inanıyorum. Ama galiba feeder bir takım geldi abi. Alt tarafta bizim Jax'i gerçekten çok fena bir şekilde katlettiler. Şunu kes abi hızlı hızlı. Ortaya ben bir yardıma gideyim. Bizimki gerçi öldürdü ama yakalayabilir miyiz? Vallahi arkadan dalıyorum abi. Yasuo bir girsin. Ben de şöyle bir Yasuo'ya bir gank gelim abi. Oo adam ikimizi de tuttu yalnız he. Tamam onu almayı başardık. Şimdi benim seri bir şekilde kırmızıma gidip kırmızıdan sonra da bir base atmam lazım. Çünkü gördüğünüz gibi paralarını falan baya baya birikti ve item çıkmam lazım. Yavaştan topluyoruz arkadaşlar. Bunlar al abi tamam. Kırmızımızı vermiş miyiz? Daha çıkmamış mı? Çalmışlar mı? Gerçekten hiç anlamadım. Bakayım. Yo onda da gözükmüyor. Her neyse. Şunları keselim abi. Tamam kırmızı daha yeni çıktı. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Gank'e gittiğim için kırmızıyı çaldılar falan sandım da hiç sıkıntı yok abi. Bak Jax'e bak bak. Heh, iyi Allah'tan kurtardı paçayı. Kule altı giriyor adam o levelde ya. Şunları kes abicim. Tamam. Kırmızımı da alayım arkadaşlar. Dediğim gibi base atıp item çıkmam lazım. Ondan sonra zaten yavaştan herkes 7-8 level olduğu için TF'ler başlayacaktır. Karşı takım ejderi de aldı. Gerçekten çok kıran kıran da bir maç geçeceği buradan belli oluyor. Sol tarafta yüzükler güzel fitliyor. Ortada çok da geride değiliz. Şöyle hızlı hızlı gidelim abi. Yavaştan bir gank atma zamanı geldiğini düşünüyorum. Ayarlardan şeyi de kapatalım abi. Sohbet falan kapatalım. Ortaya gitmişler. Ortaya gank gelmişler. Ben de geliyorum abi. Şöyle atlayalım. Yasuo'ya bir tane koyalım abi. Adam bizi güzel uçurdu yalnız. Hadi abi ikisi de bizde mi? Evet ikisi de bizde arkadaşlar. Gerçekten görüyorsunuz yani. Bir de ultiyi şöyle bir şey var. Onu söylemeyi unuttum. Mazur görün. Wukong'da diğer karakterlerde çok nadir görülen bir şey var arkadaşlar. Ultisini atınca ultiyi iki kere atma özelliğine sahip. Yani gerçekten muazzam bir şey ya. Düşünsenize ultiniz en çok hasar veren skilliniz ve bunu birkaç saniye aracıyla tekrardan atma olanağı sunuyor karakter size. Bu da diğer karakterler karşısında bayağı bir artı avantaj sağlıyor. Şöyle mavimizi de hızlı bir şekilde alalım. Sonra yukarıya bir gank'e gidebilirim. Ama takıma çok güvenmiyorum gençler ya. Görüyorsunuz valla yardım lazım yardım lazım diyorum da kardeşim şimdi ben geleceğim sen beni bırakacaksın. Haz bekle bari şunu kesim.
Tamam, geliyorum abi. Orada aslında bir şeyler yapabiliriz ama bizimkiler gerçekten, bak, dalacağım ama onlar beni yalnız bırakır diye korkuyorum. Şöyle dalalım abi, arkalarından vallahi çok fena sıkıştırdım hepsini. Şöyle kardeşim, gelsen bana. Tamam, buna fazla dalmaya da gerek yok. Bunun stanı falan var. Hadi kardeşim hadi. Şöyle bir combo yapabilir miyiz? Hadi la hadi la hadi la. Yaparız belki. Şu şekilde atla atla atla. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Vallahi billahi adam öyle taktik bir yerde kaçtı ki arkadaşlar. Oh. Şu an çok sinirlendim ya. Yavaştan TF'ler de başlayacak. Ganklerimiz geliyoruz ama yani takım arkadaşları yardım istiyor. Geliyoruz, yoklar. Saldırıyoruz, yalnız kalıyoruz. Bu çok kötü bir durum. Şimdi ortaya gitsem kırmızı kaçacak. O yüzden kırmızı benim için daha ön planda. Şöyle öldürelim abi bizi bu şekilde. Şimdi gelebilirim. Bak orada hemen hop bizimkilerin içinden geçeceklerini sanıyorlar. Ta ki bizi burada görene kadar. Şöyle biraz geri atalım abi Yasuo'yu. Tamam. Bak şu Yampiri'yi benim bir şekilde kesmem lazım. Çünkü hem ekstradan altın hem ekstradan tecrübe hem de baron falan yaparlarsa bizim için daha iyi. En azından kimlerde görmüş oluyoruz. Saldır kardeşim. Bizimkiler gelse şurada çok güzel bir TF olacak. Şöyle ben bir girim abi. Evet, oradan çıktık mı? Vallahi çıkabilirsek 10 numara olur da. Bak yine yalnız kalıyorduk az kalsın. Devam et abi, devam et. Evet, onu da kestik. Hadi be kardeşim. Yapma be. Ulan vallahi. Ya güzel gank gidiyoruz arkadaşlar. Güzel güzel 2'de 2'ler, 3'te 3'ler akıyor. Bak bütün oyun burada. Bizim Jax aşağıda. Jhin yukarıda. Yani takım gerçekten önemli. Random girmeyin. Ben video uğruna random girmek zorunda kalıyorum. Elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Gankler aslında çok başarılı. Ama bak mesela şimdi şu adamı çok fena yakalar orada Lee Sin. Kaçmasını biliyorsun güzel kardeşim. Benden yardım falan isteme. Bak görüyorsunuz, ben bunlar için burada ormanı salıyorum. Feragat edip kasılmamı engelleyecek şekilde ganklere gidiyorum adamlar. Yani bilmiyorum. Her şey sizin takdirinizde gençler. Bu adamlar ejder yapıyor bak. Çalamadık ejderi. Bari buradan kir çıkarakla. Hadi bakayım. Evet, bizimkiler de geldi. Şöyle atlayabilirsem var ya, harika olur, harika. Atladık mı ona? Mükemmel atladık hem de ya. Çok güzel. Çevireceğiz gençler. Bu oyun her türlü bizde. Sadece bizim takımın bir tık daha ısınması lazım birbirine. TF'lerde buluşamıyoruz. Veyahut da ne bileyim, bir uyumluluk sağlayamıyoruz bir türlü. Bu yüzden herkesin bir şekilde kendine gelmesi lazım. Hızlı bir şekilde benim mavimi kesim abi. Ondan sonra şu ormanımı bir döneyim. Zaten ondan sonra barona veyahut da ne bileyim TF'lere başlarız yavaştan. Şuna ben bir gank gelebilir miyim ya? Başla bakayım kardeşim. Şöyle görünmez olsam. Şöyle yanına doğru gelsem, birkaç tane de kafana vursam nasıl olur peki? Tamam, onu öldürdük. Altta da Ashe var. Ashe'i alabilir miyim? Şu an ultilerim hazır değil. Büyük ihtimal arkasında da evet başka adamlar var diyecektim ve var gerçekten de. Geri çıkın abi. Burada da başka başka adamlar var. Hop kardeşim nereye? Hayırdır? Bak beni geri fırlattı yine. Bak 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 bak. Bak ya, adam bana can vermiyor, gidiyor kendisine can veriyor ya. Nasıl keseceksiniz? Hadi kesin abi. Jax nerede? Tamam, Jax onu aldı, güzel. Ya abi ben öldükten sonra niye geliyorsunuz ki TF'ye ya? Neyse, sıkıntı yok. Elimizden geldiği kadar oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Random oldukları için çok da şey yapamıyoruz. Bak kırmızımı çalıyorlar. Mavi alıyorum, beni TF'ye çağırıyorlar falan. Bir türlü adam akıllı jungle gösteremedik şurada. Jungle oyunu sergileyemedik, daha doğrusu gösteremedik değildi. Saldırın abi. Başlatın orada. Kule altı mı gidiyorlar? Onun canı kaç? Şu karşı tarafın bir ormanına bakabilir miyiz?
Hadi atla be kardeşim, hadi. Tüh be. Çalabilsek güzel olur da yapamadık. Şimdi bize geleceklerdir büyük ihtimal. Şu yampiri'yi kesip çıksak mı? Yok abi, çok sıkışırız ya. Gerçek anlamda çok sıkışırız. Şunu kes bari. Tamam, onu aldık. Kaç abi buradan. Midi de biraz ittirelim. Bak yukarıda ADC'miz yukarıda arkadaşlar, iyi bakın. 5 vs 3. Alt tarafta da Jax'imiz var. Yani elimizden ne gelir? 5 vs 3'e. Kırmızı yok, mavi yok, bir şey yok. Gel bakalım. Ne kadar etkili olacak göreceğiz. Sen gene kadar, ben şuradaki ormanı da döneyim hızlı bir şekilde. Şöyle ben de yavaştan genke gelim kardeşim. Gel bakayım buraya sen. Tamam, o kaçtı, o kaçtı, o kaçtı. Yukarı gidersen tek başına katledilirsin kardeşim. Hiç de acımıyorum, 10 numara oldu, 2'de ölmüşsün. Artist, nereye kaçıyorsun ben buradayken? Neyse arkadaşlar, topluyoruz yavaştan. Dediğim gibi takımda hiçbir şekilde random olduğu için birbirine uyum sağlayamıyor adam akıllı. Sen gel bakalım buraya, aslan parçası. Ben peki şöyle bir şey yapsam nasıl olur güzel kardeşim? Sen kaçacağını sanıyor musun gerçekten ya? Heh, çok güzel kaçtın abi. Vallahi bende mana falan da yok. Şunu bir kesim. Kaç abi, kaç. Mana falan hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok gençler. Şunu kesim. Orada TF'ye devam edeceğiz. Bak ben hariç herkes vuruyor abi. Ben hariç herkes vuruyor. Mükemmel takım var gençler. Herkes öneririm. Oho, adamlar orman morman basıyor. Şuradan kaçarsak gerçekten harika olur. Dalıyor musunuz arkadaşlar? Vallahi güzel kestik ya orada. Vallahi 10 numara erittik. Yakalayabilirsek harika olur. Tamam, yakaladılar. Tamam abi, güzel. Güzel. Çok güzel çevirdik ve kıran kırana bir maç geçiyor gençler. Şunları hızlı bir şekilde ittirelim bir yandan. Oğlum 4K param var. Hala bana ejder diyorsunuz ya. Neyse, deneyelim abi. Ejderde olduğumuzu biliyorlar da bize de şey var. Şöyle alalım abi. Tamam. Ejderimi aldım. Kırmızımı alayım. Sonra direkt bir base atacağım abi. Çünkü kırmızıyı gerçekten çalıyorlar. Hızlı bir şekilde ben gideyim bir kırmızımı alayım. 14 seviye olmuşuz zaten. Takımın hasar olarak en fazla hasara sahip. Her zaman gibi yine ormancı yani benim. Şöyle bir döneyim abi seri bir şekilde ormanı. Kırmızımı alayım. Altta kule gidiyor. Kimsenin umurunda değil abi. Yani random'un en kötü özellikleri arkadaşlar. Şurada gerçekten karşı takıma hiçbir şekilde ölmezdim. Kendi takımla girseydim eğer, ama random olduğu için pek de bir şey yapamıyoruz. Bak 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 bak. Bak bak adama bak bak. Kırmızıyı da alıyor, maviyi de alıyor. Ben base atayım abi ya. Şimdi orada bir TF yapılır işte. TF'de ilk önce görünmezlik için ikinciyi açıyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine zıplayıp ultimizi falan kullanıyoruz. Bu şekilde bir kombom var ama bizim takım hala geride. Saldır dediğim halde saldırmıyorlar. Arkalarından gideceğim. Şöyle arkalarından gidiyorum abi. Oho, adamlar alta gitmiş abi. Hepsi burada sanıyordum da hepsi alta gitmiş bunların. Katledilir tabii. Katledilir kardeşim. Tek başına oynarsa katledilir tabi. Sen gel bakayım buraya. Oğlum destek bütün killeri çalıyor be. Bakalım karşı takımın ormanı falan duruyor mu? Yani sağlam bir oyun istiyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle feeder'larla falan değil, kendi takımınızı oluşturup kendi takımınızla girin. Takım arkadaşlarınızın oyununa özen gösterin, onların oyun stilini öğrenmeye ve anlamaya çalışın ki
ne bir fitleyen olsun, ne adam akıllı sinirlenmeyeceğiniz maçlar çıkartabilirsiniz. O yüzden yani feeder'lar kol gezdiği için çok da adam akıllı oyun sergileyemiyor olabiliriz. Destek'in kill çalması, ne bileyim, Baron'a giden adamın benim ormanımı çalması falan, bunu zaten en büyük kötü örneği. Ben şuradan kule ittirebilir miyim? Orada Miss Fortune'u kesebilirim aslında da iki kişiler. Şöyle bir pusuda bekleyelim abi. Alt taraf ne durumda? Vallahi adamlar gelecek. Biz de atlayacağız üzerlerine. Geliyor musunuz abiler? Vallahi geliyorlar. Yakalayabilir miyiz lan onu? Şöyle yapsak. Vallahi yine birini kestik ama yine bende kalmadı. Takımın şeyinde kaldı, supportunda kaldı. Şu şekilde bir şey yapsam nasıl olur? Tamam, bunu kestim abi. Kule altı mükemmel kestim hem de onu. Şimdi. Oho, adamlar altta oyunu bitiriyor abi. Tamam abicim, sen git. Sen şuradaki kırmızıyı falan alın. Onlar zaten itiremez. Büyük ihtimal bana gelecekler. Şu şekilde benim şurada bir base atmam lazım arkadaşlar. Hem param birikti hem de canım falan bayağı azaldı. Alırım oradaki lisini. Tamam, aldı abi, güzel. Tamam. Ortaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yakında bir TF olacak tekrardan ve belki de son TF olacak. Belki bir baron yapabilirdik takım toplansa. Hatta bir işaret atayım. Oradaki işaretini keseriz ya. O bizim için bir sorun, tehdit unsuru değil de. Takım çok ayrı oynuyor. Bir tek sıkıntımız o. Hatta bir genk gider mi ona ya? Bekleyelim abi, şurada bakayım. Geri mi çıkıyor? Aynen, geri çekiliyor. Neyse, hiç girmeye gerek yok. Bir ejderimiz var ama ejderimizi yapalım. Karşı takım yapmasın. Birazdan burada TF olacak. Onlar zaten yavaştan savaşmaya başladı. Eşi yakaladılar mı? Tam görmedim ama ben şuradaki adama gideceğim diyecektim de burada TF geldi abi. Başlayın. Nerede abi buradaki adam? Ha, şu Camel'ı bir tek yakalarsak gerçekten güzel olabilir bizim için. Tamam, onu öldürdük abi. Devam ediyoruz bakalım. Bir iş yapabilir miyiz burada? Ona bakıyorum da şu an. Hadi şöyle bir atlayalım. Hop kardeşim, nereye? Gel bakayım buraya. Onu da aldık abi. Mükemmel aldık hem de. Sen de gel bakayım buraya. Bunu yakalayabilir miyiz ya? Yok abi, hiç kule altı girmeye gerek yok. Kule ittirelim. Bak, soldan oyun gidiyor. Şöyle ben base atayım. Oha oha oha. Oğlum kafam mı güzel? Oha. Oha. Allah insana beyin verirken bu tuvalette işin mi görüyordu? Ne yapıyordu be kardeşim ya? Adama bak. Kule altı girmek var, bir de ana üstüne girmek var milletin. Abi millet kafayı yemiş. Yemin ediyorum çıldırmış millet ya. İşte siz de randomlarla girerek bu tarz saçma sapan işlere tanıklık edebilirsiniz arkadaşlar. Her gün böyle milyonlarca şey görüyorum. Vaka görüyorum. Yani hani ekranlarda koronavirüs şeyi falan görüyorsunuz ya, haberleri. Onlara bırakın abi. Bunlara daha şu şaşırırsınız. Emin olun bunlara içiniz daha çok acır. Çünkü böyle bir saçma bir oyun stilini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Neyse. Biz oyunumuza bakalım abi. 13'e 4 gidiyoruz. Kötü bir skorumuz yok. Buradaki ejderi büyük ihtimal bekliyorlar bizim dalmamızı. Bak abi, adamlar orada toplanmış. Şöyle burada bir pusu atsak. Oğlum gelsene buraya. Al işte. Şöyle arkadaki adamlara ben bismillah diyerek saldırmaya başlıyorum dostlar. Haberiniz olsun. Hop bam. Onu kestik, tamam. Hızlı bir şekilde şöyle gidip yakalayabilir miyim onları? Lee Sin falan da geliyor abi. Bakalım yapabileceğiz mi istediğimizi? Tamam, onu da kestik abi. Güzel. Şurada bir eş varmış. Gel bakalım dostum babana. Onu da indirdik. Güzel.
Orada bir tane şey vardı. Miss Fortune vardı da gitti abi. Tamam, o ana base'e kadar kaçmış. Güzel abi. Çok güzel bir oyun çıkarıyoruz. Takım ne kadar feeder de olsa, takım ne kadar hiç görmez de olsa, en azından ormancı oyunu gerçekten dengelemeyi yetiyor abi. Alırız ya. Toplan abiler. Vallahi alırız. Dalsanıza güzel kardeşlerim. Dalın dalın. Tamam, çaldık abi. Baron'la şurada da aldık. Harika. Sağdan oyun gidiyor. Sadece tek sıkıntımız o yönde. Adamlar burada bir yerde çok fena bir pusu kurdu arkadaşlar bu arada. Tamam, orada TF başladı güzel kardeşim. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar da orada bir kişiyi de öldüremedik mi biz gerçekten ya? Abi desteğe bak, bütün killeri çalıyor be kardeşim ya. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben susuyorum, siz konuşun. 15 kill, 15 asist. Yani. Yani. Bir şey demeye insanın içi varmıyor. Neyse, gidelim de oyunu bitirek bari. Evet, maçımız bitti. Bakalım MVP falan kim olmuş. Bu arada S notu almışız ve MVP'de biz olmuşuz arkadaşlar. Takım ne kadar da feeder olsa da şöyle hepsine bir like göndermek bu oyunumuzun borcu olsun. S notu almak, LoL oynuyorsanız bilirsiniz ki gerçekten alınması gereken en zor nottur. Yani çok sağlam oyunculuk göstermeniz lazım. Hem para kasmak açısından, hem takım savaşları açısından, hem orman dönme, hem ne bileyim takım arkadaşlarını yaratma falan. Gerçekten çok zor alınan bir nottur S notu almak ve üzerine de bir MVP olmuşuz. Gerçekten harika bir sonuç bu bizim için. 15 kill, 4 ölüm ve 15 asist. Gerçekten çok kötü başladığımız bir oyunda. Hatta ilk kill'i verdiğimiz bir oyunda 15 kill, 4 ölüm ve 15 asistle bu maçı da bu rütbeyle de tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Yani takım gerçekten bir tık daha iyi olsa, böyle fitlemese, ne bileyim abi, takım savaşlarını kimse gecikmese, gerçekten 15'ler 25'lere 30'lara çıkar. Hatta şöyle size gösterebilirim. Evet, gördüğünüz gibi mesela arkadaşlar, takımla girdiğim maçlarda bu şekilde oluyor. 22'ye 4, 14 gidiyorum. Ya takımın önemi o kadar çok ki arkadaşlar. Hatta şuradan istatistikleri göstereyim. Şöyle XP grafiğinden altın analizine. Mesela 28K altın kasmışım. Yani görüyorsunuz, yani ormancı oynamak bir nebze oyunu taşıdığı için bir nebze de takımın iyi olması lazım. Yani gerçekten sağlam bir oyun olması için sağlam bir takımın olması lazım. Yoksa bütün sorumluluk, bütün yük omuzlarınıza biner. Ne bileyim abi, TF'lerden kaçıyorlar. Yardım et diyorlar. Yardıma gidiyoruz. Adamlar geri çekiliyor vesaire vesaire. Her neyse, White Riot'in ikinci videosu da bu şekilde gençler. Hangi karakterle oynamamı istersiniz? Bunu yorumlara yazın. Hepsiyle videolar gelecek. Hepsinin nasıl oynanırları, hepsinin hangi ürünleri taktığımı ve hatta ilk hangi skill'leri açıp hangi skill'lerle TF'ye gireceğimizi hepsini tek tek dediğim gibi sizlerin istekleri doğrultusunda göstermeye çalışacağım. Videomuzu yavaştan kapatalım. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hangi karakteri oynamamı istiyorsunuz dediğim gibi yorumlar kısmında yazın ki bir dahaki videosunda onun videosu gelsin. Ayrıca beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videomu da beğenebilirsiniz ki bu tarz videoların devamı da gelmiş, sağlanmış olsun. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.